Bakınız burada 2 su bardağı kadar baldo pirincim var elimde. Bu baldo pirincini işin içine koymadan evvel her seferinde olduğu gibi birazcık yıkıyorum. Hem tozundan kirinden birazcık arındırmış oluyorum. Hem de birazcık fazla nişastasından arındırıyorum. Bak çok tepeleme değil. Tereyağı zeytinyağı karışımı. 3 kaşık tereyağı koyuyorum ama çok aşırı tepeleme değil. İçerisine 2 kaşık kadar da zeytinyağı koyuyorum. Kaşık olmadan biz bunu restoranda ilk böyle başlayan stajyer vesaire arkadaşlara şöyle yaparız. 1 kaşık 2 kaşık deme. 1001 1002 de yani şöyle. 1001 1002. 2 kaşık etti. Burada 2 su bardağı kadar baldo pirinç var. Alıyorum ve tereyağının üstüne, tereyağı zeytinyağı karışımının üstüne ekleyip öncelikle bunu burada güzelce bir tur kavuracağım. Fakat bir parçacık tuz ekliyorum. Eskiler öyle yapardı. Pirincin böyle kırılmasını engellemek için. Sonra dışarıdan bunu nazik bir şekilde kavuracağım. Pirinçler kırılmayacak. Nazik bir şekilde kavurduğumda da hepsinin ortası göz göz olacak. 1 su bardağı kadar bezelye direkt olarak içerisine giriyor. Karıştırıyorum. Kullandığım pirinçten dolayı 1 2 ve yaklaşık 2,5 bardak kadar yani 2 bardak pirince yaklaşık 2,5 bardak kadar su koyuyorum. Ve en sonunda da şöyle lezzetini birazcık arttırsın, rengini güzelleştirsin ve hani böyle dengeyi kursun diye bir limonun kabuğunu şöyle kabaca rendeledim. Güzelce bir tur karıştırdım her şeyi. Baharatlarını vereceğim. Açık renk bir pilav. Hiç koyu renk olsun istemediğim için sadece pirince koymuştum. Bir lokmacık daha tuz ekliyorum. Bir tutam koymuştum hatırlıyorsanız. Pirincin kırılmaması için bu tat içindi. Arkasından bir küçük tutam da beyaz biber ekliyorum. Karabiber eklemiyorum. Açık renk kalmaya devam edecek bu arkadaş. Her türlü baharat bunda kabulümdür. İsterseniz bir iki dilim limon da böyle üstüne bırakabilirsiniz. Pişerken güzel limon aromasını birazcık daha arttırır. Fakat benim yapacağım bunu böyle güzelce karıştırmak. Kapağını kapatmak ve su kaynayana kadar yüksek ateşte. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte 12-15 dakika kadar pişirip ondan sonra da güzelce demlendirmek. Olayımız aslına bakarsanız bu.